Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, dünyaca ünlü doçent doktor Halit Yerebakan, dünyada minimal invaziv uygulamasıyla küçük kesiklerle kalp ameliyatı yapan ender doktorlardan birisi. Yaklaşık 20 yıldır uygulanan bu metot sayesinde büyük yaralar yerine küçük kesiklerle birçok ameliyatın gerçekleştiğini vurgulayan Yerebakan, programımıza verdiği röportajla hangi ameliyatların ne şekilde ve kimlere yapıldığını anlattı. İstanbul'da hastalarını bekleyen doçent doktor Halit Yerebakan, küçük kesikler sayesinde kısa sürede iyileşmek mümkün diyor. Merhaba, ben doçent doktor Halit Yerebakan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım ve bir üniversite hastanesinde kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktayım. Minimal invaziv nedir? Ne zamandır uygulanan bir yöntemdir? Minimal invaziv kalp cerrahisi aslında 15-20 yıla yakın bir süredir uygulanmaya devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde kalpteki defekler hedef alınmıştı. Yani doğrudan girip onarılması gereken yerlerin onarılması için bir metot olarak karşımıza çıktı. Ve kalp kapakları, kalp içerisindeki delikler için bir yaklaşım idi. Ve normal şartlarda konvansiyonel kalp cerrahisinde biliyorsunuz ki göğüs kafesi ortadan açılıyor. Yani göğsün ortasında kaburgaları birleştiren kemik, sternum adı verilen kemik ortadan kesilerek arkasında bulunan kalp boşluğuna giriliyor ve bu boşluk içerisinde cerrahi gerçekleştiriliyordu. Ancak kalpteki defekler neredeyse o bölgeleri hedef alarak doğrudan kaburgalar arasından yaklaşım son 20 yıldır uygulanıyor. En başta aort kapak cerrahisi, mitral kapak cerrahisi ve kalp içi defeklerde kullanılmaya başlanmıştı. Bugün tabii bu yaklaşımlar da güncellenmeye devam ediyor. Minimal invaziv cerrahide gerçekleştirecek işlemler nelerdir? Minimal invaziv kalp cerrahisinde son yıllara kadar kalp defeklerinin cerrahisi yapılıyordu. Ancak son dönemde tanımlanan farklı giriş yöntemleriyle aslında kalp göğüs boşluğunda göğüs kafesinin arkasında ve her iki akciğerin arasında tam ortada yer alıyor. Hafif de sola doğru dönük vaziyette. Kaburgaları buradan kaldırdığımızda göreceğiz kalbin tam duruş pozisyonunu. Şimdi kalbi elime alıyorum ve göğüs boşluğunda duruş şekli bu şekilde. Dolayısıyla sağ kalbi görüyorum en başta ve sağ kulakçığı görüyorum. Hemen solda ve arkaya doğru sol kalbi görüyorum ve aynı zamanda sol kulakçığı görüyorum. Sol kulakçıkla sol karıncığın arasındaki kapak mitral kapak. Ama mitral kapağa buradan tepeden ulaşmak yerine hemen bu arkadan doğrudan giriş yapabiliyoruz. Dolayısıyla sağ kaburgaların arasından girerek sağ taraftan yaklaşımla mitral kapağa bir müdahale gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla biz bu minimal invaziv kalp cerrahisi gerçekleştirirken akciğerleri teker teker söndürebileceğimiz, teker teker kapatabileceğimiz farklı bir metotla yaklaşımda bulunuyoruz. Dolayısıyla sağ akciğeri söndürerek adeta göğüs boşluğunda bu yokmuş gibi yaparak kaburgalar buradayken kaburgaların arasından girerek sağ taraftan yaklaşımla hem priküsbit kapağı hem de mitral kapağı dördüncü aralıktan girerek yaklaşabiliyoruz. Minimal invaziv kalp cerrahisinden kimler yararlanır? Minimal invaziv kalp cerrahisinin uygulanabileceği hastalar belli. Uygulanamayacağı hastalar da aşağı yukarı belli. Ancak hastaya göre karar veriyoruz. Bir defa bu ameliyatı gerçekleştirebilmek için kalbe müdahale, yani kalbi durdurup kalp akciğer makinesine bağlayabilme sistemini kasıklarımızdaki ana atar damarlardan yapıyoruz. Dolayısıyla tersine bir kan akımı insan bedeninde oluşacağı için bu damarların girişlerinde herhangi bir kireçlenme olmaması lazım. Bir hastanın bu ameliyata uygunluğunu, bir anatomik durumunu değerlendirmek, iki de damarların durumunu değerlendirmek için gerekli değerlendirmeler ve tetkikler yapıyoruz. Tüm vücut diyebileceğimiz ve göğüs boşluğu ve batını içeren bir
tomografi işlemi yapılıyor. Tomografi görüntülemesi sonrasında nereden yaklaşım müsaitse veya uygunsa bunun değerlendirmesini yaparak hastanın bu ameliyata aday olup olmadığını söylüyoruz. Minimal invaziv kalp cerrahisinin riskleri var mıdır? Minimal invaziv kalp cerrahisinin riskleri bir açık kalp ameliyatının yani göğüs açılarak yapılan ameliyatla riskleri aşağı yukarı aynı. Ancak ameliyat sonrası dönemde gördükleri fayda ve aslında konfor çok daha iyi. Dolayısıyla bu hastaların hastanede yatış süreleri yaklaşık 2 gün kadar kısalıyor. Yani %30 oranında kısalıyor diyebilirim. Minimal invaziv cerrahiye hasta nasıl hazırlanır? Tüm kalp cerrahisi hastalarının ameliyata hazırlanması için optimal koşullar aranır. Dolayısıyla bir hasta en iyi şartlarda ameliyata girmesi gerekir. Kalbi durdurduğunuz veya çalışarak yaptığınız bir ameliyatta riski minimize etmek için bir hastanın karaciğer fonksiyonlarını, böbrek fonksiyonlarını, kan durumunu, bağırsaklarını, şah damarlarını, beyin damarlarını, tiroid hormonlarını, şeker metabolizmasını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu şartlarda en optimal koşullar sağlandığında hastanızı ameliyata hazır hale getirmişsiniz demektir. Minimal invaziv cerrahi sonrasında hasta nelere dikkat etmelidir? Bütün kalp ameliyatları sonrası hastaların dikkat etmesi gereken belirli faktörler var. Bunların en başında bir defa enfeksiyon riski devam ettiği ve bu açıdan da kendilerini korumaya almaları gerektiği. Ancak onun dışında hayata yeniden adaptasyon için kalp ameliyatı olan kişilerin fizik aktivitelerini hızlı bir şekilde başlamaları lazım. Bu sebeple kalp cerrahisi zaten hızlı ambulasyonun yapıldığı yani hızlı bir şekilde hastaların ayağa kaldırıldığı bir postoperatif dönem yaşıyorlar. Ancak göğüs açılarak yapılan konvansiyonel kalp cerrahisi sonrası hastaların iyileşme süreci birazcık zaman alabiliyor. Kemiğin bir kaynama süresi var. Bu fizyolojik bir süre. İşte bu sürede aslında daha çok dikkat edilmesi gereken bir süre. Minimal invaziv kalp cerrahisinde bu dikkat birazcık daha kenara kalıyor diyebilirim. Ve hastalar daha konforlu bir hayat yaşayacakları için bu yeniden normale adaptasyonu bu hastalarda çok daha hızlı oluyor.